Ocak ayında vefat eden ve mesleğe hizmet etmiş ordulu gazeteciler, Ordu Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği bir programla mezarı başında anıldı. Vali Yardımcısı Ali Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Özer Karadağ, Ordu Garnizon Komutanı Jandarma Albay İsmail Güzey, Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın, Ordu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz, Ordu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Çakmak, Ordu Ziraat Odası Başkanı Nejat Avcı, gazetecilerin yakınları ve çok sayıda basın mensubunun katıldığı anma günü nedeniyle düzenlenen programda Güzelyalı Asri Mezarlığı'yla Şahinceli Şehir Mezarlığı ziyaret edildi. Rahmet kapına geldik, ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük. Ya Rabbi bizi huzurundan boş çevirme. Hepimizin malumu Ordu, Türk basın tarihinde çok önemli bir yere sahip. İlk köy gazetesinin basıldığı vilayet Ordu'dur. Ordu çok kıymetli gazetecileri yetiştirmiştir. Bugün şunu görüyoruz ki Ordu'da vefat eden basın mensupları mezarlarında unutulmuyorlar. Ziyarette başta Ocak ayında vefat eden Osman Kurtuluş, Haldun Altunel, Alaaddin Benal, Binal Köy'den, Kazım Vardal ve diğer merhum gazeteciler için dualar okunurken, konuşmacılarda Ordu basınının duayeni olarak görülen gazetecilerin Ordu iline büyük hizmetler verdiklerini söylediler. Hakka yürümüş olan gazeteci büyüklerimizi mezarları başlarında anarak, onlara dualar okuyarak, onları hiç unutmadığımızı göstermek için tekrar buradayız. Bu büyük insanların mekanları cennet, ruhları şad olsun diyorum. Merhum gazeteci Alaaddin Benal'ın kızı eczacı Perihan Katırcıoğlu da babasının üzerinde durduğu konuların tek tek hayata geçtiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Ordu için üniversite, ordu için turizm, ordu için dere yolu. Şimdi şöyle düşünüyorum, bugün için şunları şu duyguya da babacığıma hissettirmek istiyorum. Çok şükür üniversiteye kavuştuk. Çok şükür Sayın Valimizin de gayretleriyle, turizmde bakanlarımızın hepsinin sayesinde epeyce bir mesafe kat ettik. Umut ediyorum dere yolu da olacak babacığım. Ve orada her gün biraz daha ilerliyor. Ve senin vefalı dostların her sene seni ziyaret ediyor. Bu çok büyük bir hizmet. Bu çok güzel bir anı. Belediyede de uzun hizmetleri olan bir insandı benim babam. Ordu'nun güzelleştiğini ve teleferiğini hissetmiş olduğunu düşünüyorum. Ordu'da ilk köy gazetesinin Bilal Köy'den tarafından çıkarılmış olmasının bu ilin bir farklılığı olduğunu da altını çizen gazeteci yazar Rüştü Baş da gazeteci olmak isteyen gençlere seslendi. Bu çileli mesleğin içinde olan genç arkadaşlarım para kazanacaklarını düşünerek gelmesinler. Daha önce bizden büyükler sadece memlekete, orduya hizmet için bu işi yaptılar. Siz de bu aşkla bu mesleği yapıyorsanız başarılı olursunuz. Dualar ve konuşmaların ardından merhum gazetecilerin mezarlarına çiçek bırakıldı. Programın sonunda merhum gazeteci Alaaddin Benal'ın yakınları tarafından katılımcılara ikramda bulunuldu.